Tamam, evli olmayabilirler ama bu birbirlerine karşı boş oldukları anlamına gelmez ki. Ateşle Burut nerede yan yana durmuş? Ne olur oğlum sen, ne oluyor? Kendine gel ya. Ben de seni arıyordum. Ne oldu, niye aradın ki beni? Bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış anladın. Yani yanlış anladınız. Ne diyorsun kızım sen? Yanlış anladın mı? Yanlış anladık mı? Ya işte teras. Ateşte ben... Evet, ateşlesen. Karı koca değil misin ateşlesen? Ne anlatıyorsun bana böyle? Ne kıvranıyorsun? Evet. Ateşte ben karı kocayız. Hatta deli gibi aşık bir çiftiz. Allah Allah mesul etsin ya. Harbiden Allah bir yastıkta kocatsın. Ben bunun nesini yanlış anladım peki? Onu anlamadım. Anlamazsın. Çünkü sende anlama yetisi yok. Hiç yok. Doğuştan yani. Hödüksün oğlum sen. Ama hata bende ki seni insan yerine koyup burada laf anlatmaya çalışıyorum. Kimseyi bir yere koyma. Bu hikaye hep böyle. Önce bir yere koyar, sonra kalıbını değiştirmeye çalışırsın. Sonra kendi koyduğun yeri beğenmezsin. Sen beni bir yere koyma. Tamam mı? Ne diyorsun oğlum sen? Kalıp kalıp. Ben seni var ya kek kalıbına koyup fırına sürsem bile senden hiçbir şey olmaz. Hırtsın sen. Hırt. Sen otur anca kendini tokatla. Yavaş. Yavaş. Keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirkelerde boğul inşallah. Neden geldi ki? Ne diyecekti sanki? Niye arıyordu ki beni? Ne diyecekti acaba? Tamam Elmas'cığım, tamam. Aldınız mı biletleri? O ne ya? O zaman yarın öğleden sonra buradasınız. Ah, oldu bu iş, oldu. Hele şu torunlarımızın çöpünü çatalım da... bunca yıllık ahbaplığımız akrabalığa dönsün. Torunların çöpü mü? Ah, kim derdi bir gün birbirimize görücü olacağız diye. Benim Ayşen'im de Demir'im de pırlantadır, pırlanta. Heh, tamam, tamam, oldu. Hadi görüşürüz, sağlıcakla kal. Heh. Oh, benim aslan torunlarım. Hadi, birinizden biriniz evlenin şu çatı kadına yerleşin de... şu zirzoplar da evimizden defolup gitsin. Ayşen de Demir mi? Görücü mü? Evden gitmek mi? Ne oluyor ya? Ateş! Bu sefer harbiden evsiz kalıyoruz. Kalk! Ya seni Allah'ını seversen bir nefes al ya. Ay, canına yandığımın evi maraton gibi. Ne oluyor yine? Ne olmuyor ki? Demir'i evlendiriyorlar, sonra da çatı katına yerleştiriyorlar oğlum. Sana kıyamam ya. Gel. Gel otur şampiyon, gel. Gel otur. Sen buna mı heyecanlandın? Bak, sen hiç merak etme. O herifle aklı başında hiçbir kız evlenmez. Yani o adamdan o gerginlikle zaten koca da olmaz. Olsa olsa askerlik arkadaşı olur. Ama zaten kadınlar da askerlik yapmıyor. O yüzden rahat ol, tamam? Haklısın be ortak. Yani... Bir şey söylemeyi unuttum. Ayşen'e de görücü geliyor. Ayşen'e? Ayşen'e mi? Ne demek görücü? Nasıl görücü? Nerede görmüş de geliyor Ayşen'e? Ne demek görücü, ne demek ya? Saadet Hanım telefonda konuşurken duydum. Ne dedi? Ya senin derdin bu mu? Ben diyorum ki ev elden gidiyor.
Hayır, sabah kaybettiğimiz evi akşam kazanıyoruz, gece yine kaybediyor oluyorum. Ve senin bu durumda tek düşündüğün şey Ayşen mi? Ya saçmalama, ben de ev için diyorum zaten. Yani Ayşen evlenmiş, bir kere zaten Demir'den daha kolay evlenir Ayşen. O yüzden ben ona şey yaptım. Bak, bizim bu Saadet annenin planına bir çomak, hatta bu planı böyle odunla vurmamız lazım. Laf da kolay tabii. Bul. Hadi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Bul. Allah, dertlerin biri bitiyor, biri başlıyor ya Rabbim. Nasıl görücü? 2020 yılında görücü ne ya? Kim bilir nasıl oluyor bu işler ya?